Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca 40 soru serisi problemler kampında bugün sizlerle birlikte 31. testi çözeceğiz arkadaşlar. Birlikte çözeceğiz bu testi ve gençler her testte her videoda olduğu gibi kampın en başından bugüne kadar sizlere 40 soru serisi problemler kitabımızda her testte işaret koyman gereken sorular söylüyorum. Tabii ki bu videoda da söyleyeceğim. Şimdi 31. test 66 ve 67. sayfalarda yer alıyor. Öncelikle bunun bilgisini bil. Daha sonrasında 31. seste eline kalemini al, kitabını aç ve dediğim yerlere işaretleri koy. Şimdi bak güzel kardeşim burada 3. sorumuz mevcut. 3. soru, 4. soru, 5. soru ve 7. soru. 3, 4, 5 ve 7. Tamam bu sorulara işaretlerini bir güzel koyuyorsun. 40 soru serisi problemler kampımızdaki sorular gençler sizleri emin olun zirveye ulaştıracak sorulardır. Yani bu ee, hani reklam amaçlı falan olsun diye Söylenen bir şey değil ciddi anlamda Söylüyorum arkadaşlarım bana güvenebilirsiniz Ciddi anlamda seni zirveye ulaştıracaktır Çünkü içerisinde böyle ee, Alelade konu anlatımı yapılsın Diye yazılmış örnekler yok arkadaşlar Tamamı ÖSM tarzı olan Problemler bundan kaynaklı da Gayet içimiz rahat Biz burada 320 tane soru çözdük Çözeceğiz ee, Ama bu 320 soru senin aslına bakarsan herhangi bir problemler fasikülünde bin tane soruna bedel olacak. Tamam. Evet gençler artık hazırsanız videomuza geçelim. Abone olmayı ve tabii ki de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi bakalım. Öncelikle ilk sorumuza şöyle bakalım. Ekranımı ben sığdırayım sana. Aynen öyle. Şimdi bir spor merkezinde 3 farklı turnuva düzenlenmiş arkadaşlarım. Ve bu turnuvalara katılanların sayısıyla ilgili olarak da aşağıdakiler bilinmekteymiş. Her bir turnuvaya 40 tane sporcu katılmış. 20 sporcu 3 turnuvaya katılmış. 42 sporcu en az 2 turnuva. Hmm, ben bu cümleleri nerede duyuyordum? Küme problemlerinde duyuyordum değil mi? Şimdi o zaman... 3 tane farklı turnuva varsa o zaman benim 3 tane şöyle birbirinden farklı kümem olsun arkadaşlar. Şu birinci küme, şu ikinci küme, şu da üçüncü kümemiz olsun. Şöyle. Pekala. Şimdi bu turnuvalara da isim verelim. A turnuvası, B turnuvası ve C turnuvası diyelim. Kabul mü? Daha sonrasında da her bir turnuvaya 40 sporcunun katıldığını biliyorduk. Peki 20 sporcu 3 turnuvaya katıldıysa bak buradaki kişi sayısı 20'dir diyeceğim. Buraya 20'yi yazdım. 42 sporcu en az 2 turnuvaya katılmıştır diyor. Şimdi en az 2 turnuvaya katılanlar demek ne demektir? 2 veya 3 turnuvaya katılanlar. E şimdi 20 tanesi zaten 3 turnuvaya katılmıştı. Ya. Demek ki bu 2 turnuvaya katılan kişi adedi 22 olacakmış. Yani gençler ben size şöyle göstereyim. Şu kısım, bak şu kısım, şu kısım, burada taradığım yerler ve şurası. İşte bu bölgelerin toplamı bize 22'yi verecekmiş. O halde ben buraya A, buraya B, buraya C dedim. Küçük A, küçük B ve küçük C. Ben her bir turnuvaya 40 sporcunun katıldığını biliyorum. Öncelikle bunu söyleyelim. Yalnız bir eğitim programına katılan sporcu sayısı kaçtır diye sorulmuştu. Bak şimdi güzel kardeşim. Ben şu bölgedeki kişi sayısını bulmak istiyorsam şu nokta koyduğum yerdekini. Bunu nasıl bulurum biliyor musun? 40'tan sonuçta A turnuvasına 40 kişi katılmıştır. 40'tan bu a artı b artı 20'yi çıkarırım. Tamam bu şekilde bulurum. Yani gençler 20 eksi a eksi b olur. Bak burası 20 eksi a eksi b. O zaman şurası nedir? 20 eksi a eksi c'dir. O zaman burası da 20 eksi b eksi c'dir. İşte bir eğitim programına katılan sporcu sayısı sorulmuştu ya bana. Şu sarıyla işaretlediklerimin tabii ki toplamı olacaktır artık cevap. Yani 60 Eksi bak eksi a var eksi a var eksi 2 a. Eksi 2 b eksi 2 c bizden bu isteniyor. Peki ben bunu 60 2 parantezinde a artı b artı c biçimde yazabilir miyim? Tabii ki de yazarım. E ben a artı b artı c'nin zaten 22 olması gerektiğini bulmuştum. Yani şurası kaçmış? 22. O halde 60'tan 2 kere 22'den 44 gelir. 60'tan 44'ü çıkarırsam doğru cevap karşıma çıkar. Doğru cevabımız 16 olacakmış sevgili gençler. Evet 242. sorumuzdayız artık fasikülümüzde. Yani 31. testin ikinci sorusu. A ve B kentlerinden süratleri V1 ve V2 olan iki araç aynı anda birbirine doğru hareket ettiklerinde 3 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu iki araç aynı anda aynı yönde hareket ederse süratli olan araç 12 saat sonra yavaş olan araca tabii yetişiyormuş. V1 bölü V2 oranı hangisi olabilir diye soruluyor. A ve B kentler arasındaki yolda doğrusal olarak verilmiş. Şimdi bak bunlar birbirlerine doğru gidiyorlarsa ben buradaki V1 ile v 2 toplamaz mıyım? Hızları toplamı Ve kaç saat sonra karşılaşıyorlardı? 3 saat sonra. Demek ki 3 çarpı V1 artı V2 dersem eğer AB yolunun uzunluğunu bulmuş olurum. Bu bana AB yol uzunluğunu verecektir. Peki Hızlı olana varsayalım ki V1 diyelim. Yavaş olan da V2 bu tarafa doğru hareket etsin bu sefer. Aynı yöne doğru hareket ederlerse diye. Öyle bir e, senaryo bize çıkarmış. Bu sefer de diyor 12 saat sonra. Yavaş olan anaca yetişiyormuş V1. O halde hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkardım. Ve çarpı 12 dedim. Artık bu da bana A-B arasındaki mesafeyi verir. Çünkü A ile B arasındaki yol farkını veriyordu. Demek ki bunlar da birbirine eşit. Yani... Şu kısım AB'ye bu da buna eşitse demek ki bunlar da artık birbirine eşittir diyebilirim. İçeri dağıtalım bunları hatta dağıtmadan önce 3'e bölelim şöyle 4 gelsin burada. V1 artı V2 eşittir. Burası 4 diye içeri dağıtıyorum. 4V1 eksi 4V2 olmuş oldu. Eksi 4V2'yi bu tarafa atarsam 4V2 gelir. V1'i bu tarafa gönderirsem 3 tane V1 kalacaktır. Benden V1 bölü V2 oranı istenmişti. Buradan ben v 2 aldım şu tarafa gönderdim. 3'ü de aldım bu tarafa gönderdim. V1 bölü V2 sevgili arkadaşlarım. Şurası bu arada 4 v 2 bu tarafa atınca 5 V2 yapar. Orayı hatalı yapmışız. Bak şurası 5 olacaktı. Kusura bakmayın hemen orayı düzeltelim. Şöyle 5 olacak burası. Bak bunu buraya atınca orayı işlem hatası yapmışım. Böylelikle V1 bölü V2 ne olur? 5 bölü 3 olur. Eğer hızlı olan V2 olmuş olsaydı e, o zaman da 3 bölü 5 gelecekti. Ama zaten 5 bölü 3'ü ben ışıklarda bulduğum için doğru cevabım C ışıklı olacaktı. Ki bana zaten olabilir diye sorulmuştu. Yani cevap ya 5 bölü 3 ya da 3 bölü 5 olacaktı. Hangisi oldu? 5 bölü 3 oldu. Tamam. Devam edelim 3. sorumuzda İşaret koydurduğum ilk soruydu bu. Şekil 1'deki sayı doğrusunda 0 ile 10 arası 3 eşit parçaya ayrılmış ve sayı sarı çubuğun bir köşesi başlangıç noktasında gelecek şekilde yerleştirilmiş arkadaşlar. Şimdi şurası 10 birim değil mi? E burayı 3 parçaya ayırdıysa her bir parça 10 bölü 3'tür. Bak 10 bölü 3, 10 bölü 3, 10 bölü 3. Tamam. O zaman bu sarı çubuğun uzunluğunu ben 10 bölü 3 diyebilirim gönül rahatlığıyla değil mi? Devam. İki özdeş mavi çubuk ile sarı çubuk şekil 2'deki gibi 10 ile 30 arasında uçuca ve boşluksuz yerleştirilmiş. Bak şurası zaten 10 bölü 3 değil mi? Evet. Ma iki tane mavi çubuğun uzunluğunu ben 30'dan, 20, 30'dan onu çıkardım 20 gelmedi mi? Bak şurası 20. 20'den 10 bölü 3 çıkarırsam 20 eksi 10 bölü 3. iki tane mavi çubuğun uzunluğu olur değil mi? Buna göre mavi çubuklardan bir tanesinin uzunluğu sorulmuş. E şimdi ben ikisinin uzunluğuna 20 eksi 10 bölü 3 demiştim. Güzel kardeşim 20 ile 3'ü çarptım 60. 10 çıkardım 50 bölü 3. Bu ikisinin uzunluğu. Ben bir tanesinin uzunluğu bulmak için 2'ye bölerim. Bu da bana 25 bölü 3'ün ta kendisini verir. Cevabımız buydu. Hocam bu kadar basit. Niye bunu işaret koydurdun? Ya güzel kardeşim. MSÜ'nün, TYT'nin vazgeçilmez rasyonel sayı problemleridir bunlar. Kesir problemleridir. Tamam mı? Vazgeçemez bunlardan ÖSYM. İmkanı yok. Tamam. Sen aklında tut bunu. Ben sana söylemiş olayım. Ve fasikülümüzdeki 244. soru yani 40 soru serisi problemler kampında 31. testin 4. sorusu. Aşağıda 3 raflı bir reyonda sergilenen A ve B marka çay kutuları aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilmiş. Rafların genişlikleri eşit olup 180 birim olduğuna göre en alttaki raftaki boşluk kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi tam anlamıyla bir MSV veya tyt sorusu. Dikkat ediniyorsun. Ben şunların genişliklerine üzerine yazan sayılar kadar diyeyim. A birim, A birim, B, B, B birim olsun tamam mı? Şimdi burada gördüğün üzere 2 tane A ile 3 tane B'yi toplayıp üzerine de 48 birimlik boşluğu ekleyince bu raf uzunluğuna yani 180'e eşit olmak zorunda. O halde ben... 2a artı 3b'yi 48'i karşıya atarak rahatlıkla 132 olarak bulabilirim. Bu benim cebimde dursun. Şuraya geldim. Şuraya. a ile 2b'nin toplamına 106 ekleyince bu da 180 olacak. E, o halde a artı 2b de madem öyle 106'yı karşıya yatarsam 74'ün ta kendisi olacaktır. Bunu da bulduk. Bunu da kaydedelim. Şimdi bir de şöyle bir olay var. 3a artı 2b 3a artı 2b artı x e hocam bu da 180. Hmm, tamam. Güzel. Şimdi ben şuna ulaşacağım. <laughs> 3A artı 2B. A'yı B'yi bulabilirim. Ekstradan. Tamam mı? Ya bunları bulacağım ya da bulmadan farklı bir yöntem deneyeceğim. Bakalım hangisi olacak. Şimdi öncelikle ben gider derim ki hocam ben şunu 2 ile çarpayım B'yi bulayım. 2 ile çarparsam 2A artı 4B eşittir 74 2 ile çarptım 148 geldi. Sonra da şurada elde ettiğimden şu sarıdan şunu bir güzel çıkarayım. Çıkarırsam eğer 2A'dan 2A çıktı 0. 4B'den 3B çıktı B. 148'den 132 çıktı 16. B 16'ymış arkadaşlar. B'yi bulduk çok güzel. E B'yi bulduğuma göre şurası kaçtır? 32. Değil mi? 2B 32'dir. 32'yi karşıya atarsam A buradan 74'ten 32 çıkardım. 42 mi gelir? Tamam çok güzel. A'yı da B'yi de biliyorum artık. E şimdi 3A nedir o zaman? 3 kere 42 hocam. 126 artı 2B neydi? Hocam o da 32 idi. 126 32 ekledim mi 158 yaptı. 158'e x'i ekleyince 180 yapıyormuş. O zaman x'i rahatlıkla bulurum. x eşittir. Tabii ki de 22 deriz arkadaşlar. Doğru cevabımız da e şıkkı olur. Ya bu güzel soruyu kaydet. 3, 4, 5, 7 demiştik. Dördüncü soru mutlaka kaydedilmeli. Karşımıza ms de çıkabilir, TT'de de çıkabilir. Hangisine daha yakın? Tam ortada hocam. İkisinden birisinde bu tarz bir soru gelebilir. Devam. Çok güzel bir soru daha. Yine hem MSU hem de TYT tarzı bir soru. Daha çok MSU'ya yakın ama haberin olsun. Elif video oynatma programında aşağıdaki süreleri verilen A, B, C, D, E videolarını sırasıyla izlemeye başlamış. Güzel. A videosu 9 dakika, B videosu 7 dakika, C X dakika, ikisi vermemiş. D 10 dakika, E de 6 dakikaymış. Elif C videosunu izlerken markete gitmiş. Bak şurayı izlerken, şunu izlerken markete gitmiş. Ve o anda video oynatıcısının görünümü aşağıda verilmiştir. Oynatılan süre 5 dakika. 5 dakika dinlemiş bu C'yi. Hatta 3 dakikası da daha varmış. O zaman bu C videosu 8 dakikanın ta kendisidir. 8 dakikadır yani. O zaman ben şu X'in 8 olması gerektiğini buldum. Çok güzel. Bir video bittiğinde hemen bir sonraki video başlamakta. Ve E videosu yani sondaki video e, bittikten hemen sonra da A videosu başlayarak aynı sırayla videolar oynatılmaktadır. Devam ediyor. Yani sonsuz bir döngüye giriyor. Elif marketten 180 dakika sonra döndüğüne göre... Döndüğü anda oynatılan video aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Öncelikle gençler ben şunun 5. dakikasındayım bak. 5. dakikasındayım onu unutmayın. Ee, bu toplam tekrar etme süresi ne olacaktır? 9, 7 daha 16, 8 daha 24, 10 daha 34 ve 6 daha 40 dakika olacaktır. 40 dakikada bir çaldığı yere tekrar dönüyor. E, Elif 180 dakika sonra gelmişti. O zaman ben 180'i döngü miktarına yani 40 dakikaya bölerim. 4 defa vardır. 160 eder. Çıkarttım 20. Bu ne demektir biliyor musun? 180. dakikada oynatılan videoyla, oynatılan videonun yeriyle, 20. dakikada oynatılan videonun yeri aynıdır. Şimdi hocam Elif tam markete çıktığında, evden çıktığında daha C videosunun bitmesine 3 dakika vardı. Bak. Şimdi A videosu 9 dakikaydı. B videosu 7 dakikaydı. C videosu 5 dakikaydı ama bu 5 dakikanın 5 dakikası 8 dakikaydı. 5 dakikanın 8 dakikanın 5'i bitmişti. 3'ü oynatılıyordu. D videosu 10 dakika ve E videosu da 6 dakikaydı. Elif nerede çıktı markete? Aha da hocam şurada çıktı. Tamam çok güzel. Şimdi bak 20. dakika arıyorum ya. 3 dakika geçti. 10 dakika geçti. 13. 6 dakika daha geçti. 19. O zaman şu parçanın 1. dakikası bittiği anda Elif eve gelmiştir diyebiliriz. Yani hangi video oynatılıyormuş o anda? A videosu oynatılıyormuş diyeceğiz. Doğru cevabımız da tabii ki A şıkkı olacak. Tamam. Gayet bu kadar basit. Bu tarz problemleri nereden itibaren çok kolay çözersin biliyor musun? Şu oynatma döngü miktarını bulduktan sonra çok basit bir şekilde çözmen gerekiyor artık. Yani çözüme oradan itibaren gidemiyorsan o soruyu hemen geç. Başka bir soruya geç. Sonra bakarsın. Altıncı soru. Bir yazılım kurs merkezi C++ kursu için iki farklı kampanya düzenlemiş. Birinci kampanyada peşin fiyatına %20 indirim varmış. Şimdi ben bu normalde C++ kursunun fiyatına 100K diyeyim. E peşin fiyatına %20 indirim. Yani kaça düşüyor? 80K'ya düşer. Yani şurada yırtık bir yer var. Tamam mı? Burada ne yazıyormuş o zaman? 80K yazıyormuş. Burada da ikinci kampanya %10 farkla 12 taksit toplam bu kadar. E şimdi taksit miktarı benim için önemli değil. Benim için toplam önemli. 100K iken %10 fark ödüyorsa taksitli olduğu için fiyat biraz artıyor. Ve bu da ne oluyor? 110K olmuş oluyor. Pekala kampanyalar için hazırlanan brandaların alt kısımları yırtıldığı için fiyatları görünememekte. Oğuz birinci kampanyadan yararlanıp Seval ikinci kampanyadan yararlanıp bu kursa kayıt yaptırmış. Oğuz ve Seval toplam 26.600 TL ödeme yaptığına göre C++ kursunun kampanyası fiyatı kaç liradır? Şimdi ikisi toplam 110 artı 80'den 190K ödeme yapmamışlar mıdır? Ve bu da 26.600 miymiş arkadaşlar? Çok güzel. Şimdi ben buradaki sıfırları bir tane götüreyim şöyle. Bak sıfır ve sıfır gitti. 19'a böleceğim. İyi dinle. Böyle kısa yoldan bölmeleri de dinle bak. 26'nın içinde 19 kaç defa? Bir defa. Kalan ne? 1 kere 19, 19. Kalan 7. 76'nın içerisinde. 76'nın içerisinde 19 kaç defa? Tabii ki de 4 defa. 4 kere 19, 76 yapar. Kalan 0. Sıfır. Sıfırı da aşağı çektim. Sıfır. K kaçmış arkadaşlar? 140'mış. Şimdi diyor ki kampanyasız fiyatı yani 100K nedir diyor. Ben 100K'yı merak ediyorsam K'yı da burada 140 buldum ya getirir yerine yazarım. 100 çarpı 140 eşittir bana 14.000'i verir arkadaşlar. Demek ki bu C++ kursunun kampanyasız ücreti 14.000 TL'ymiş. Yani cevabımız da A şıkkıdır diyebiliriz o halde. Altıncı sorumuzda böylelikle geride bıraktık ve işaret koydurduğum bir diğer soru tam anlamıyla bir TYT sorusudur. Lütfen senden ricam çok ama çok pür dikkat dinle. Aşağıdaki birinci grafikte bir pazarcının gün içinde sattığı sebzelerin türlerine göre dağılımı. Şurası. İkinci grafikte ise bu meyvelerin birer kilogramlarının birer kilogramlarının alış ve satış fiyatları gösterilmiş gençler. Mesela burada 160 dereceye sahip bir domates miktarı satılmış. 120 derecelik bir biber. 160, 120, 280 360 tamamlaması için 80 derecelikte patlıcan satmış olması gerekiyor değil mi? Tamam güzel. Şimdi devam. Pazarcı elde ettiği toplam karın %20'sini biber ve patlıcandan elde etmiştir diyor. Hmm. Peki buna göre üç tane öncül var. İfadelerin hangidir doğrudur diye soruyor. Öncelikle ben satış miktarlarını 160, 120, 80 gibi büyük sayılardan oluşan oranlara bağlamayım da hepsi bunların 40'ın katı ya. Patlıcana 40'a böldüm 2K diyelim. 2K kadar patlıcan sattım. 40'a böldüm 4K kadar domates sattım. 40'a böldüm 3K kadar biber sattım diyeyim tamam mı? Şimdi hocam burada mesela domatesi alış fiyatı 10 liraymış. Satış fiyatı 20 lira. Ne kadar karı var domatesten? Domatesten hocam 10 TL karı var. Her 1 kiloda 10 lira kar yapıyor domatesten. Çok güzel. Bibere bakıyorum. Biberin alış fiyatı belli değil. X diyelim. Biberin karı ne kadar? Biber. Hop yazdım. Biber. Nedir? 20 eksi X'tir hocam karı. Bu kadar TL'dir. Patlıcana bakalım. Patlıcanı da x liraya alıyor ama 15 liraya satıyor. O zaman 15 eksi x lira kar ediyordur bir tane 1 kilogram patlıcandan. Tamam. Şimdi elde ettiği karın %20'sini biber ve patlıcandan elde etmiştir diyor. Şimdi karlara bakalım. Şöyle karlar diyelim. Peki domatesten ne kadar kar etmiştir? Bunu bulalım. Domatesten hocam ne kadar satmıştı? 4K satmış. E, her birinden 10 lira kar ediyordu. Demek ki 4K çarpı 10. Yani 40K kadar bir karı var. Daha sonrasında biberden e, 20 eksi x lira kar ediyordu her kilogramından. Ne kadar satmıştı? 3K. O zaman 3K çarpı 20 eksi x kadar bir karı vardır. Bu da bana 60K eksi 3 xK'yı verir. Tamam mı? Daha sonrasında patlıcandan da 2K kadar satmıştı. 2K çarpı her bir kilogramından 15 eksi x lira kadar kar elde ediyordu. Bu da bana 30K eksi 2 xK'yı verecektir. Şimdi biberle patlıcandan elde ettiği kar toplam karın %20'si ise ben bu ikisini toplarım. Yani şunda şunu topladım 90k. Şunda şunu topladım eksi 5xk dedim. Bunu tüm kara böleceğim. E, tüm kar neydi? Bunun üstüne bir de 40k ekleyeceğim. Yani 130k eksi 5xk'dır. Bunların tamamının toplamı. Bu da bana %20'yi yani 1 bölü 5'i veriyormuş. O halde içler dışlar yap, e, yapma zamanı geldi. İçler dışlar çarpımı yaparsak gençler Hatta içler dışlar yapmadan önce şuradaki kat sayıların her bir 5'in katı ya hepsini 5'e bölebilirim öncelikle. Bunu yapabilirim. 5'e bölelim arkadaşlar. 18k eksi 2k bölü 5'e böldüm bu kısmı. 26k eksi xk dedim. Eşittir 1 bölü 5 oldu. Şimdi içler dışlar çarpımı yapalım. Tamam mı? 5 kere 18k 90k yapar. Eksi 5 kere 5xk eşittir 26k eksi xk dedim. Şunu şu tarafa attım 4xk geldi. 26'yı da bu tarafa gönderirsem 26k'yı e, 64k olacaktır. K'lar gider. 4'ler gider. Bu da 16 kalır. X kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Şimdi ben X'in 16 olması gerektiğini buldum ya. Bu X'i artık buradan siliyorum. Alış fiyatını buldum. 16 liraymış. Anam bir dakika bak bak ne olmuş? Patlıcanın kilosunu 16 liraya almış. 15'e satmış. Zarar etmiş. <laughs> Hadi bakalım. Biberi %25 karla satmıştır diyor. Bakalım. Biberi 16 liraya almış 20 liraya mı satmış? 16'nın çeyreği kaçtır? 4'tür değil mi? 16'nın %25'i 4'tür. Ne kadar karla satmış? 4 lira karla. Demek ki doğru. Patlıcanı zararına satmıştır diyor. Vallahi o da doğru. Az önce fark ettik onu. 16'ya almış 15'e satmış zarar eder. Tomatesin 1 kilosunun alış fiyatı ki 10'dur. Biberin 1 kilogramının alış fiyatının yani şunun %60 eksidir. Bak şaşırtmacılığı. 16'nın %60'ı 9,6 yapar. Tamam mı? 10'un %60'ı 6 lira yapar. Yani oradan vurmaya çalışmışız ama tabii ki sen düşmedin, vurulmadın, değil mi? Cevabımız neymiş? 1 ve 2 o halde doğru cevap da B şıkkıdır sevgili gençler. Evet muhteşem bir soruydu, güzel bir soruydu. Umarım yapabilmişsindir, umarım anlamışsındır yapamadıysan da. Ee, emek isteyen bir soruydu, çözümü de öyle. Umarım görmüşsündür sorunun çözümünü. Ve devam edelim 8. örneğimizde artık bu da son sorumuz bu videodaki. Video izleme uygulamasında bir video izlemeye başlayan Ceren videoyu aşağıdaki gibiyken durduruyor. Durdurduğu anda tüm videonun 2 bölü 7'sini izlediğini fark etmiş diyor. Şimdi bak <laughs> şöyle şurası 2K iken tüm video 7K ise demek ki burası 5K'ymış. Tüm videonun 2 bölü 7'sini izlediğini fark etmiş diyor. Ne olur bak 2 bölü 7. Tamam çok güzel. E şimdi kalan süre 3 dakika 20 saniyeymiş ya. Ben bunu saniyeye bir çevireyim bakayım. 3 dakika 20 saniye demek 3 kere 60 saniye artı 20 saniye demektir. Yani 200 saniye demektir. O zaman bu 5K 200 saniye ise gençler. K nedir? Tabii ki 40 saniyenin ta kendisidir. K 40 saniye ise şurası ne yapar? 80 saniye mi yapar? Şimdi şarkı dinliyor yüksek ihtimalle. 80 saniye dinlemiş ve durdurmuş. 2 bölü 7'sini izlediğini fark etmiş. Buna göre Ceren bu videoyu kaç saniye daha izlerse izlediği kısmın e, izlemediği kısma oranı 5 bölü 9 olur. Şimdi x saniye daha dinlesin. Yani şuralara gelsin şöyle tamam mı? Ne kadar dinlemiş olur? 80 artı x. İzlediği kısım bu. İzlemediği kısım da bak 5 kaydı ya şöyle 5 kaydı. 5k eksi x olur. E 5k neydi zaten? 200 saniyeydi. Demek ki 200 eksi x olacak. Ve bunun da 5 bölü 9 olmasını istiyor. Tamam. İçler dışlar yapacağız artık. 720 artı 9x eşittir 1000 5x. Eksi -5x'i bu tarafa gönderdim 14x. 720'yi bu tarafa gönderdim 280. O zaman x kaçtır gençler? Tabii ki 20'nin ta kendisidir. X'i bulduk. Kaç saniye daha izleyecekmiş x? Yani 20. Doğru cevabımız C seçeneğiydi. Evet gençler, artık bu videoyu bu testi de bitirdik. Güzel testi. İşaret işaret koydurduğum sorular da güzeldi. Mesela bu soru da çok güzeldi ama işaret koydurmadım. Çünkü buna benzer bir soru daha önce çıktı. Ee, çıkmasa bile tamam mı? artık bir piyasa sorusu oldu bu. Piyasa sorusundan kastım şu. Her yerde olan bir soru. ÖSYM her yerde olan bir soruyu sormuyor biliyorsunuz. Yani her yerde varsa böyle bir şey yok. Yani bunu da piyasa analizini yapıyorlar tabii ki ÖSYM de yapıyor. Sonuçta oraya soru yazan çoğu prof, çoğu doçent, çoğu uzman eğitim görevlisi. Tamam mı? Yani tabii mebocaları hocaları da var yazanlar arasında. Ama tabii onlar da insan analiz yapıyorlar yani. Bu soruyu yazdık ama her yerde varsa bunu tercih etmiyorlar genel itibariyle. Daha çok özgün soru olsun istiyorlar haliyle. ÖSYM yapıyor çünkü sınav sonuçta bu. Her yerde olacaksa bu e, negatif ayrımcılık olur. Çünkü kimi öğrenci belki e, o soru bankasını, bu soru bu soruların bulunduğu soru bankasını belki çözmemiştir. Ya da hiç denk gelmemiştir. E, ama denk gelen öğrenci vardır gibi gibi muhabbetler. Şimdi bundan kaynaklı sevgili arkadaşlar, ben de bunu yazarken özgün olmaya gayret gösterdim. Her yerde olan soruları, e, tabii onlardan da var mesela bu soru gibi. Artık bütün soru bankalarında ve denemelerde çıkan bir soru karşımıza bu tarz sorular. Ama mesela örnek veriyorum, bir önceki soruya bakacak olursak, evet şekil itibariyle çoğu yerde var ama mantık itibariyle hiçbir yerde olmayan bir soru. Bundan kaynaklı sevgili gençler, ee, bu tarz sorulardan bol miktarda olduğu için videonun başında söylediğim şeyi şimdi tekrardan destekliyorum. Bunu çöz, problemin kalmasın. Tamam. Evet gençler sonraki videomuz o zaman 32. video olacak. 32. 32. videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.